haberlerinden herkese merhaba. Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında ayrıştırma usullerinin ele alındığı 4. teknik toplantı sona erdi. Müteakip toplantının önümüzdeki hafta yapılması planlanıyor. Çin'de geliştirilen koronavirüs aşısının denemeleri Türkiye'de de yapılıyor. Hacettepe Üniversitesi'nde görevli Profesör Doktor Murat Akova, aşının deneme çalışmalarında ciddi bir yan etki bulunmadığını söyledi. Covid-19 tedbirleri kapsamında tüm yurtta uygulanan denetimler Bursa'da da yapıldı. İl protokolünün yapmış olduğu denetimler sonucu vali yardımcısı Mustafa Özsoy, karantinada tutulan kimsenin bulunmadığını açıkladı. Bursa Büyükşehir Belediyesi Acemlere nefes aldıracak bir proje daha Bursa'ya kazandırıyor. Bu projeyle Mudanya istikametinden gelen araçlar Acemler Kavşağı'na gelmeden Hüdavendigâr Mahallesi istikametine kadar gidebilecek. Gemlik'te sabah saatlerinde 7 araç birbirine girdi. Meydana gelen kazada şans eseri yaralanan olmazken yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Haberleri aktardık. Haber ayrıntılarına 16haber.com'dan ulaşabilirsiniz. Hoşçakalın.